Samsun Kültür Atlası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz çok çok nitelikli bir sanatçımız. Hazerfen diyebiliriz tabii ki. Doktor Mehmet Hakan Özsaraç. Mehmet Hakan Özsaraç'ı siz ufak ufak ismini duymaya başladınız aslında. NASA'da günün fotoğrafı bölümünde iki defa mı üç defa mı hocam? Dört defa ama... Dört defa fotoğrafı yayınlandı. Zaman zaman da evet. Hocam hikayelerle falan sayarsak 40'ın üzerinde olmuştur. Evet. Hocam doktor, Zeytinlik Mahallesi aile hekimi. Evet. Astrofotoğrafçı, hattat, ney ve tambur icracısı. Başka güzel bir insan bir de. Koleksiyon yapıyorum. Evet, fotoğraf makineleri koleksiyonunuz var. 200'den fazla fotoğraf makineniz var değil mi? Evet. O da başlı başına bir sergi alanı olabilir aslında. Evet, hocam. Çeşitli dönemlerden fotoğraf makinelerim var. 1930'dan bu yana. Ben hocamı programıma almak için belirlediğim birkaç kişiden bir tanesiydi. Profesör Doktor Murat Sayın Tokaç Bey'e hocam gelmişler. Mehmet Hakan Özsaraç Beyefendi gelmişler. Ben nasıl olur vesaire dedim. Dedi ki senin CD'lerini imzalayacaklardı dedi. Sonra dediler ki, ya saygısızlık olmasın şimdi sormadan imzalamayalım dediler. Ben böyle yaptım. Allah'ım neden bu kadar saygılı bir insanlarmış ki keşke imzalasalarmış. Öyle bir şansı kaçırmış oldum. Masanızı hocam, karıştırmayalım dedik yani. Evet ama ki, onu görseydim çok büyük sürpriz olurdu benim için. Büyük, güzel bir sürpriz olurdu ve tarihi bir şey olurdu yani. Hocam çünkü çok kıymetli birisi. Kesinlikle öyle, ben, evet. Tanınmış birisi yani belki de. Ülkemizde, yurt dışında ülkemizden daha çok tanınıyor diyebilirim. Evet, aynen öyle. Musiki maestro. Camiasında. Evet. Yani çok üst seviyede. Hatta şöyle bir şey de söyleyeyim. Ben şeyde Spotify kurduğumda işte sanatçıları evet. eklerken Murat Salim hocamı eklediğim anda ekranda yıldızlar uçtu. Ne oldu dedim. Meğerse hani çok özel bir sanatçı eklediğim için Spotify bana iyi bir şey yaptın. Aa, enteresan. Ondan sonra da hani bir sürü sanatçı var sonuçta. Ben klasik müzik de dinliyorum. Ben de deneyeceğim aynısını. Etnik müzik de dinliyorum. Evet. Hiçbir sanatçı da öyle bir şey yapmadı. O da ilginç bir şey. Öyle bir tesadüf olmuş. Yani evren, siz uzayla da ilgileniyorsunuz ya, belki bu konuda da fikriniz vardır. Yani bir insan bir şey düşünmeye başladığında evren de onunla ilgili ona yollar açmaya başlıyor. Bir şeyler böyle o tarafa doğru, iki farklı taraftan o tarafa doğru bir yol inşa edilmeye elbette, başlamış tabii, oluyor tabii, değil tabii. mi? Tabii frekans yayıyorsunuz. Yani insan vücudu ve kainattaki her şeyin bir frekansı vardır. Hı-hı. Yani şu bardağın bir frekansı vardır. İşte şu kutunun bir frekansı vardır. Yani her eşyanın bir frekansı vardır. Evet. Tabii siz düşüncenizle o kainata o frekansı yaydığınızda o bir yolu açıyor aslında. Hı-hı. Hani yaratılış sırrı olarak bu önemli bir şey aslında. Ama biz onun farkına varamayabiliyoruz. Normal günlük hayatta kötü enerji yayarsanız kötülükler gelir peşinden. Evet. Kötü düşünmemek lazım. Kötüyü çağırma derler değil hep mi? Hep iyi düşünmek icap eder. Hı hı. Bazen ben hastalarım mesela geliyor. İşte hocam başım ağrır diye ilaç istiyorum sizden. Ağrı kesici evde bulunsun diye. Aslında davet ediyoruz evet. hastalığı. Hı hı. Yani grip ilacı alıyorlar mesela istiyorlar. Hı hı. Köşede bulunsun diye. Aslında diye. Gribi davet ediyorsunuz o evet. anda. Sen gel bak ilaç hazır. Yani hasta olmaya aslında çağırmış hocam, oluyorsun bir açıdan. Hocam daha yeni yaşadım onu. Şimdi... İşte bu bir dediğiniz o frekans hı-hı. olayı yani yayma hadisesi. Aynı bu negatif olaylarda evet, çok önemli oluyoruz. Yapmamak gerekiyor. Ve bunu. Pozitif çok yanlış, olaylarla da. Pozitif düşünmek icap ediyor. Çünkü bir frekans yayıyorsunuz o anda. Hı-hı. Yani insanların mesela bakışlarında da frekanslar vardır. Kiminin gözüne bakamazsınız mesela. Neden? Evet, çünkü negatif kişileri yayar. Hep ruhu çünkü. Kötü iyonlar, kötü frekanslar yayar. Ondan rahatsız olursunuz. Çünkü sizin pozitif frekansınız ondan etkilenir. Hı hı. Onu bastırır yani negatif. Çok egoist evet. insanlara ben bakamıyorum mesela. Evet, evet. Onların gözlerinde görürsünüz zaten. Hı hı. Simalarından da anlarsınız. Hı hı. Bazı insanların simasına bakamazsınız. Ben bazen başka şeyler görüyorum onlarda yani böyle hı hı. bakıyorum ya diyorum. Sireti aklıma, suretine yansımışlar. Aklıma bazen yani. Hayvanlardan bazen suretleri geliyor. Bana da öyle geliyor hocam. Evet yani evet. şey ama bu şeyde mesela tasavvufta da vardır. Tabii, mesela elbette. O nefis mertebeleriyle birlikte mesela hayvanların ön plana çıkan Tabii. ne diyeyim güdüsel özelliklerini eşler ya. Bu bir şeydir. Bu bir tasavvufta bir makamdır, bir evet. mertebedir. Evet. Belli bir şeyden sonra mesela insanların suretlerini, gerçek suretlerini görürsünüz mesela. Evet. Tabii ben onu kastetmedim kendim Hı-hı. için de. Biz tabii o ama böyle bir henüz şey de var. Ama
Elbette var. Her şeyi düşünmeye, konuşmaya baktığınızda mesela, arkasında bir bazı zatlar mesela başkalarının kafalarında işte kiminde domuz, kimisinde Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın olması lazım. İşte onlar diyor işte şeydiler, onlara da başka başka suretler vardı. İşte kiminde işte domuz var, kimisinde başka bir suret, kiminde şey, farklı farklı suretler var. Evet. Onları da şey yapmak lazım. Her insanda var aslında belli oranda. Tabii Allah'a yakınlık mesabesinde, mertebesinde bunlar görülebiliyor. Ama bunları birilerine anlattığınızda, hani o aynı frekansı paylaşmayan insanlara anlattığınızda insanlar çok şey yapamıyorlar. İnanamıyorlar yani bu mevzuya. Ben o yani hani ahlaklı insan, ahlaksız insan herhalde dünyanın her yerinde de o olabiliyor. Her yani yerinde insanın tabii. Yüzüne baktığınızda ahlak çok önemli. İyi birisidir. Bu burada bir şey var dediğiniz tabii şeyi ki. Her insanda görebiliyorsunuz. Çünkü dini inanış olarak belli bir dine inanıyoruz evet ama herkes inanıyor ama ahlak çok farklı bir şey. Ahlak olmayınca hani din olmuş olsa bile ahlak olmayınca o farklı bir yöne gidiyor. Sadece bir şey sözde kalıyor. Kabuk. Öze inmek lazım. Sizi yakından tanımaya başlayalım hocam. Evet. Hem sanatla ilgili uğraşlarınız var, hattatlık var, ney ve tambur icra ediyorsunuz. Sanatla uğraşan özellikle de klasik Türk-İslam sanatları dediğimiz o ince işçilik gerektiren o sanatlarla uğraşan insanlarda ben şunu görüyorum. Çok sakinler, çok rahatlar. Meseleleri böyle daha nasıl diyeyim, daha ince bir şeyden, frekanstan götürüyorlar. Çok incelikli insanlar oluyorlar, zarif insanlar oluyorlar. Baktığınızda bile acaba neyle meşgul oluyor, nasıl bir hayatı var ki bu kadar sakin, bu kadar dingin olabiliyor diyorsunuz. O klasik Türk-İslam sanatlarının, el sanatlarının insanda öyle bir inşası var herhalde. Mesela Marie Montessori'nin kitabında bir şey vardır. Çocukları yetiştirirken eylemle birlikte eğer çocuğu eğitirseniz o daha etkili oluyor. Atıyorum yazmayı öğrenmekte ne yapıyoruz? Bir yandan el hareket ediyor ya da bir şeyi mesela hareketli olmayla ilgili çocuğa bilgi vermek başka bir şey. Ona bir oyun oynatmak başka bir şey. Bu ikisi bir arada olduğunda daha fazla sonuç alıyorsunuz. Dolayısıyla mesela o Türk-İslam sanatları, el sanatlarında özellikle bir yandan onun manevi fikriyatı, bir yandan onu eylemek herhalde bir karakter inşasında etki ediyor diye düşünüyorum. Bir yandan neyi icra ediyorsunuz? Tambur icra ediyorsunuz. Bir yandan gökyüzünü inceliyorsunuz. Bir yandan hekimlik bilginiz de var zihinde. Bunların hepsi sizin beyninizde farklı farklı noktaları aşağı yukarı ve yakın zamanlarda harekete geçiriyor. Bu sizde nasıl bir karakter inşa ediyor? Sizi nasıl bir insana dönüştürmüş oluyor? Aslında bu anlattıklarınız hani günümüzde anormal bir şey gibi hani addediliyor, kabul ediliyor ama işte bundan işte birkaç yüz sene öncesine gittiğimizde bu topraklarda yetişmiş, yani bu topraklar derken tabii o zamanlardaki topraklarımızı kastediyorum, yetişmiş büyük alimler. Bunlar, bunun gibi birçok kişi vardı yani bu saydığınız özelliklere sahip veya özellik demeyelim de saydığınız şeyleri yapan uğraşlarla birçok alim vardı. Çünkü baktığınızda hepsinin bildiği konular içerisinde astronomi, fizik, kimya, biyoloji, matematik hepsi aynen. Uğraşmış. Hattatlık yapmışlar. Kimine bakıyorsun mushaf yazmış mesela. Bazılarının hayatlarına bakıyorsun 550 tane mushaf yazmış hayatında. Yani Kur'an-ı Kerim. 550 tane Kur'an-ı Kerim nasıl yazılır? İnsanın hayatına sığmaz yani bu. Yani insanüstü bir gayretle. Belki de yardım edenleri vardı artık bilemiyoruz ona. Aslında günümüz için anormal kabul ediliyor. Niye? Çünkü geçen o yüzyıllar içerisinde bazı özelliklerimizi unutmuşuz, kaybetmişiz yani. Aslında anormal gelmiyor. Bir parantez açayım. Çünkü... Yok, dışarıdan öyle algılanıyor şu anda. Size... Bizim mesela çok gereksiz meşguliyetlerimiz var şu anda. Teknoloji ve günlük işler bizi çok oyalıyor. Ama o zaman daha açık bir zihin, sürekli tabii. Bir yerlerden manipüle ediliyorlar. Elbette, tabii. Kendi dünyalarında gidiyorlar ve tabii. Her şeyi çok rahat planlayabiliyorlar. Bence bir şeylerin o da bir avantaj. Daha müsait bir ortam. O da bir avantajmış tabii ki o zaman. Evet. Birçok şeyin hani aslı bozulmamış. Evet. Yani o zaman devam ediyor. Tabii günümüzde böyle bir şeylerle uğraşan birileri olunca bir anda hani değişik gibi geliyor aslında. Hani ve artık tekilleşmeye başlıyor. Öncesinde çoktu ama şimdi artık tek tük
böyle insanlarla karşılaşıyorsun insanlar. Ben de karşılaştığım zaman şaşırıyorum mesela. Hoşuma gidiyor. Ben sizinle tanışırken benim... demiştim ki bizim 24 saatimiz var. Sizin kaç saatiniz var da bu kadar çok şeyi bir arada yapabiliyorsunuz? Aslında küçüklüğümden bu yaşıma kadar biriken bir ritim belki de. Hani benimle mesela belki bir 15 yaşına gitseniz daha henüz hat sanatına yeni başlayan bir Hakan, hani yavaş yavaş zamanla bu eklendi, ilave edildi işte. O zamanlardan da merakım vardı benim uzaya mesela. İlk teleskobu babaannemin hacdan getirdiği bu film gösteren slide makineleri vardı böyle. Küçük tık tık manuel. Basıyorsunuz. Onlar arıza yapmıştı. Onların merceklerini söküp boruya yerleştirerek fizik uzaklıklarını, odak uzaklıklarını hesaplayarak, o zaman fizik görüyorduk tabii. Öyle yapmıştım ben ilk teleskobum ve ayın kraterlerini incelemiştim. O zamandan var merak. İşte Türkiye Tercüman Çocuk Gazetesi'nin bir ansiklopedisi vardı. İşte oradan birçok şey öğrenmiştim. Babam 10 tane, 10 cilt böyle bilimle ilgili işte sibernetik, tıp filan, genetik, onlarla ilgili 10 ciltlik şöyle ince ince kitaplar getirmişti bana. Öğretmen babam, emekli öğretmen. O kitaplar benim ufkumu çok açtı. Dedim ki farklı bir dünya var. Ben işte bu her kış eksi 20 derece soğuk olan, işte karlarla kaplı olan 6 ay falan. Bu yüksekte işte kar yok, iz yok olmayan bir yerde yaşıyorum ama bunun da ötesinde başka şeyler var. Bambaşka bir dünya var diye düşünürdüm. Derslerim çok iyi değildi aslında. Hani tıp okumuş olmama rağmen. Çünkü çok ilgimi çekmezdi şeyler. Yani böyle derste anlatılan şeyler. Daha çok onun deneysel yönüne merakım vardı mesela. İşte yatağın altına girip işte ampul deneyleri falan yapmayı severdim. İşte ışık yanacak mı, yanmayacak mı? Kendime devreler falan yapardım işte. Hatta bir gün dinamodan helikopter gibi bir şey yapmıştım pervaneli. Onunla bacadan atlamaya kalktım. Yani kendimi sakatlamak pahasına. Son anda babam tutmuştu diye hatırlıyorum yani öyle. Öyle bir merak vardı yani o yıllarda. Hat sanatına da o zamanlarda işte merak saldık. O ruh tümde demek ki o nüve, o tohum var. Evet. Ama ben farkında değilim o zaman. Belki dedelerimden gelen bir şey. Bu da aslında genlere işleniyor. Söyleyeyim yani. Evet, evet. Her iki dedemde de böyle kabiliyetler var. Mesela benim anne tarafımdan dedemde çok güzel böyle oyma bastonlar yapardı. Hayvan başlı kafaları falan yapardı. Diş çekerdi, enjeksiyon yapardı. Çok enteresan böyle. Kendi kendine öğrenmiş ama. Öbür dedem saraç, saraçlık var. Her türlü şey elinden gelir, dikişler vesaire. Tabii babama da aktarmış bunları. Genler yoluyla demek ki iki yerden geldi. Evet. Sonra bende farklı bir hal aldı. Geçen bir şey paylaşmıştım. Ama şu anda aklıma gelmiyor tam olarak detay ama. İşte böyle yani bu şeyle başladı. Bir takım şeyler yavaş yavaş üzerine ilave oldu. Sonra babam ilk musiki temellerini attı. Ben neyi dinledim? Samsun'a geldiğim zaman Murat Tokaç hocamızın babası rahmetli. Emekli albay Turgut Tokaç hocamız. Burada anmadan geçemeyeceğim kendisine. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet, rahmet eylesin. Makamı cennet olsun inşallah. Çok emekleri geçti bize. Ondan bir ney taksimi dinledim. O beni çok etkiledi. Zaten neye merakım vardı, neyim de vardı. Ama bilmiyordum üflemeyi. Öyle başladı o macera. Daha sonra ben hat sanatına 94'ten sonra ara verdim. Hocamın Hasan Çelebi, hatta Hasan Çelebi hocamızdan ilk ders aldık. 84'te babam götürmüştü. Ara verdim ben 94'te. İşte tıp eğitimi falan araya girdiği için onu bahane ettim aslında. Devam edebilirdim uzaktan da olsa. Bugünkü gibi böyle imkanlar yoktu yani. Online bir takım şeyler gönderemiyorduk tabii ki. Uzaktayız. Yaklaşık kaç? 27 sene. Aradan sonra 2013'te işte Halil İbrahim hocamız geldi buraya. Avukat Hattat hocamız. Onunla bir daha başladık. Hocam nasip. Çok uzun bir aradan sonra çok uzun. El unutmuyor onu. İşte bir elde kırıklık var. Öyle deriz biz. Elin kırık deriz hani. Elim kırılmıştı önceden. Yazıya bir şeylik vardı. Ha o esnada ben yine fotoğrafla uğraşıyorum. Yine elimin bir dengesi olması lazım ki. Fotoğraf çekebileyim. Titrememeniz lazım bak. Yazıda da titrememeniz lazım. Evet. Fotoğraf çekerken eliniz titremeyecek. Yine var bir şeyler. Yine kendi kendime kaligrafi falan karalıyorum. Boş durmuyorum yani. Yine hat yazmaya çalışıyorum ama kendi kendime tabii ki. Aslında yanlış bir şey. Ben bunu kendilerinin yapmamalarını tavsiye ediyorum. Eğer yeni başlayacak olanlar varsa mutlaka iyi bir hoca bulup onun önüne diz çöksünler mutlaka. Yoksa kötü alışkanlıklar sonra düzeltilmiyor. Zor düzeliyor.
Daha sonra hocamızla tanıştık işte. Devam ettik. Allah nasip etti. İşte icazetler geldi peşinden. Bir tane icazet verdi hocamız Hasan Çelebi üstadımız. Biz almadık, onlar verdiler. Daha sonra başka bir yazıda daha icazet nasip oldu. Tahsin Kurt hocamızdan, Talik yazıda. Bunların hepsi böyle üst üste ilave oldu işte. Fotoğraftaki tecrübemizde 98'de başladık işte. Bu astro fotoğrafçılığa da geçen sene daha yoğun ilgilenmeye başladım. Ay falan çekiyordum hani Samanyolu ama bu kadar yoğun şeyim yoktu. Hani ben düşündüm ki herhalde senelerce uğraştınız da en sonunda hani o noktaya geldiniz, daha bir yıldır ilgileniyormuşsunuz. Aslında senelerce uğraşmak diyebilirim. Şöyle, şimdi ben 1,5 senedir uğraşıyorum hani astro fotoğrafçılıkla. Ama onun arka planındaki o birikim çok fazla. Evet. Yani 98'de 60 artı bir yıl gibi olmuş. 98'de fotoğrafa başladığımı düşünün. 23 senelik bir fotoğraf tecrübesi var. Onun üzerine. Çünkü renk bilgisi çok önemli. Renkleri bir kere bilmeniz lazım. Yani renk nedir? Renk nasıl oluşur? İşte dijital fotoğrafçılıkta bit ifadeleri, bunlar çok önemli. İşte TIFF formatı, FITS diye bir format var mesela. Uzay fotoğrafçılığında kullanılan en önemli format bu. Ve işte bunları açmayı, işte dinamik aralık nedir mesela, bunları bilmeniz lazım. Bazı tabirler var, bunlara hakim olmak şart. Teknik şey. Şimdi hani yeni başlayanlar hemen hocam bunu nasıl yapabilirim diyorlar ama ben onlara kabaca anlatıyorum ama onlar zannediyorlar ki hemen oturup yapacağım. Yapıyor, tabii ortaya çok bambaşka bir şey çıkıyor. Yani uzak bir şey çıkıyor çünkü renk bilmek gerekiyor. Renk, işte dijital bazı tabirler var, bunların detaylarına hakim olmak lazım. İşte mesela kadraj nedir? Şu an makinelerde mutlaka arkadaşlar kadrajı ayarlamışlardır. Evet. Kadraj nedir? Bir uzay fotoğrafında bu kadrajı nasıl ayarlamam lazım? İşte bu yıldız dahil olsun mu olmasın mı? Kestiğim şeye. O kadar ince bir iş ki aslında. Yani güzelliği sağlayan şeyler bunlar. Sizin ama o hattatlığınızdaki o estetik zevkiniz, onlar da dahil oldu. Elbette hepsi. Fotoğrafçılığınız onun için fotoğrafa çok kolay bir giriş yaptım. Kendimi öğrendim. Hiçbir eğitimim yok benim fotoğrafta, biliyor musunuz? Ama burada hasbelkader birçok arkadaşa elimizden geldiği kadar yol gösterdik. Bizim burada fotoğraf derneğimiz var hatta. Ben şu anda devam etmiyorum ama kurulduktan sonra devam eden arkadaşlarımız var. Güzel bir derneğimiz var burada. Şu an Samsun'da iki tane dernekten bir tanesi. Uluslararası başarımız var hatta. Bronz madalya aldık. Uluslararası Fotoğraf Federasyonu yarışmasında bronz madalya aldı arkadaşlarımız ekip olarak. Ben o zaman onlarla beraberdim. İşte bu tecrübeyle aslında hani değerlendirmek lazım. Evet, yani hani derler ya, Picasso'nun bir şeyi var. Onu söyledim, 60 artı 1 yıl. Aynen, ben de öyle diyorum yani. 23 artı 1 yıl diyorum. Çünkü hani o bir yıllık, o bir buçuk sene benim o mecrada devam ettiğim şey. Yani bir anda hani başladım, bu işe girdim. Çünkü şey yapma imkanım yok. Yani dağların başında, işte teleskop sırtımda, çadırlarda falan kalıp çekimler yapmak lazım. O kadar vaktim maalesef yok işimden dolayı. Dedim ben bu yolu benimseyeyim, işleyeyim hani ham fotoğraflarını, teleskopların. İşleyeyim dedim. Bu işte de tabii ki zirve noktasının hangisi? NASA. NASA'nın enstrümanlarını kullanıyorum. Bir anda hadise beni NASA'ya taşıdı. Hani benim hiç aklımda yokken. NASA'yla artık böyle görüşüyoruz, mailleşiyoruz. O çok güzel bir şey. Evet, bugün de hatta NASA hikayelerinde paylaşmışlar hocamın başka bir fotoğrafını. Evet. Artık sık sık sizi orada görüyoruz. O tabii ki çok değerli ama program başlamadan önce de size söylemiştim. O fotoğrafı oraya gönderen ve kabul ettiren kişi olmak çok daha değerli. O yüzden sizi anlayalım ve anlatalım ki bu yolda gitmek isteyen kişiler nasıl bir yoldan yürümeleri gerekiyor, onunla ilgili bir fikir sahibi olabilsinler. Samsun'da ne cevherler varmış, onları insanlar görsünler. Estağfurullah. Siz uzayı incelerken mesela asla gidemeyeceğiniz bir alan, hiçbir zaman bir araçla bir şeyle oraya gidemeyeceğiz biz. Ama yine de fotoğraflarla oraya gidebiliyor olmak, orayı gözlemleyebiliyor olmak, tabii ki bu bilinçle birlikte, kendinizi yetiştirmiş olduğunuz bu insan olmakla birlikte orayı gözlemlerken neler hissediyorsunuz? Yani kendinizi o alemin sadece minik bir parçası olarak gördüğünüzde ve o büyük devasa düzeni gördüğünüzde bunlar size ne hissettiriyor?
Yani kendi acizliğimi hissediyorum. Ne kadar aciz olduğumu, bu dünyada hani varım bile diyemiyorum o zaman. Sanki bir hiç gibi oluyorsunuz. Çünkü çok büyük. Ama ruhumla varım, o güzel işte. Hani bu ruhumla aslında belki de oralara yolculuk bile yapabilirim zihnen de olsa mesela. Hani insan mesela rüyada bir yerlere gidiyor değil mi? Evet. Hiç aklınıza bile, hayalinize bile gelmeyen bir yer. Ben okuduğumda rüyanın dördüncü boyut olduğunu okudum bir yerde. Biliyor muydunuz? Hiç duydunuz mu daha önce? Rüyada aslında insanoğlu başka bir boyuta gidiyor. Dördüncü boyuta gidiyor. Rüyalarını kontrol edebilen insanlar, rüyalarını kontrol edip rüyayı hatta oynatan Inception mesela, beşinci boyut. Tam biraz böyle şey yapıyor diyorlar, alıyor. Yani ben rüyamda rüyayı yorumlayabiliyorum hocam. Şu an ben rüya görüyorum, bunu da şundan dolayı görüyorum diye. Hani oynatamıyorum, daha yönetmen olmadım da rüya içerisinde yorum yapabiliyorum ama. Yönettiğiniz zaman beşinci boyuta geçmişsiniz demektir. Küçüklüğümü, acizliğimi hissediyorum. Diyorum ki bu kadar muazzam bir şey kendi kendine şekillenmiş olamaz. Hani diyorlar ya, bunlar hep kendi kendine oldu işte. Tesadüf. Büyük patlama oldu filan vesaire işte. Şöyle oldu, böyle oldu. O kadar karışık ki. O kadar muazzam. Ha, karışık derken o kadar girift girift iç içe girmiş ki. O kadar muazzam. Yani akıllara durgunluk verecek muazzamlıkta. Kendi kendine oluşması imkansız. Yani muhtemel bir şey değil yani. İmkansız bir şey. Bu kadar büyük bir mükemmeliyetin. Hani kendi kendine olması imkansız. Mutlaka planlı bir irade bunu yapmış. Ve ben bu alemde yalnız olmadığımızı düşünüyorum. Yani bugün size bir videodan bahsettim ya, seyrettim diye. Bize benzeyen, yani insan olmayıp insana benzeyen 400 bin kavim olduğu söyleniyor. Belki çoğu inanmaz buna ama. Yani çünkü uzay çok büyük. Hocam ben şöyle en yakın, bakın en yakın mesafedeki galaksiye mesafemiz bizim. Yanlış hatırlamıyorsam 160 bin ışık yılı olması lazım. Andromeda galaksisi 160 milyar değil de 160 bin ışık yılı mesafede. En yakın galaksi. Bu galaksilerden uzayda şu ana kadar tespit edilebilen 2 trilyon tane var. Biz sadece bir tanesinin 160 bin ışık yılı, yani ışığın 300 bin kilometre saniyede aldığı o mesafeyi düşünün. Yani 160 bin senede ışığın aldığı, yani ışık bildiğimiz 300 bin kilometreye giden ışığın aldığı mesafeyi hayalinizde canlandırın. Bir de bunun gibi irili ufaklı 2 trilyon tane galaksi daha henüz keşfedilebilen. Çünkü sonu daha henüz bulunamadı. Devam ediyor. Bir de o yani, galaksinin içerisinde sonuçta biz çok uzaktan görüyoruz. Her biri, içlerinde nasıl bir şey var bilmiyoruz. En az bizimkinde 400 milyar galaksi yıldız olduğu tahmin ediliyor. 400 milyar tane yıldız. İrili ufaklı. Bunların içerisinde güneş, ufacık bir yıldız. Ve güneşin içerisine 1 milyon tane dünya sığıyor. Muazzam hocam, büyüklükler. Ben şöyle düşünüyorum o konuda. İnsan kendini dahi anlayamayan bir varlık. Yani ben zihnimi bile tam olarak, hani bilinç var, bilinçaltı var, id var, ego var vesaire, bilinç üstü var. Zihnimi bile tam olarak bilemiyorken vücudumun mesela şu an bir yerinde bir şey oluyor ve ben bunu bile bilmiyorum. Evet. Bu kadar aciz bir varlıkken çok aciziz. Her şeyi keşfetmeye... Halbuki neler gerçekleşiyor. Ya tabii bir ki. Bir bilseniz o 6 senede sadece yani yüzeyel olarak bize öğrettikleri halde. Yani yüzeyel dememdeki sebep hani temel manada. Yani bir doktorun ihtiyacı olacağı kadar öğretiliyor. Yoksa sadece bir kolesterol kelimesini girerseniz kütüphaneler dolusu şey yazılır. Yani kitap yazılır. O kadar gider yani. Mide hastalıklarına girersen çıkamazsınız işin içinden. Değil mi? Orası yani ayrı. Bu kadar hani içimizde bulunan şeyler konusunda. Şu göz mesela ne kadar önemli. Mesela ben şunu düşünüyorum ki zaten okuduğum da bununla alakalı. Sanatçıların gözleriyle normal insanların bakışları farklı. Renkleri, görüşleri farklı. En basitinden kadınlarla erkeklerin bile farklı. Kadınlar erkeklerden %15, %20 oranında daha fazla renk görebiliyorlar. İşte biz 1 milyon görürken mesela siz 3 milyon görüyorsunuz misal gibi. Daha fazla renk ayırt edebiliyorsunuz mesela. İlgi yani böyle odakları, merakları ve... Farklılıklar var. Evet, mesela birine diyorsunuz ki mesela ben burada şu renkleri gördüm işte. O bakıyor ya, o normal diyor falan mesela. Renk körlüğü hadisesi var mesela, oraya hiç girmiyoruz zaten.
O mesela onlar hiç göremiyor belki de renkleri. Ne kadar farklı, ne kadar değişik şeyler var. İnsanlar arasında da farklılıklar var yani. Ben onun için kendi acizliğimi hissedip diyorum ki mutlaka bir hedefe yönelik ben buradayım varlığımla ve bunlar bana gösteriliyorsa bu kadar güzellikler, hani aletler, enstrümanların genişlemesi de hani gelişmesi de belki de bize bunları göstermek için bakın bunlar var. Bunlar var, akıl edin bunları, düşünün diye birileri belki bize soru işareti çakıyor, şimşek çakıyor. İnsanın kendi merakı zaten acaba daha evet. ne var diye siz de, sizin evet. yolunuz da bunu bize gösteriyor. Ararken ararken bir sürü şeyler keşfetmiş oluyoruz. Bambaşka tabii ki bir anda Marslara falan gidiyoruz şu anda mesela Mars gezegenine. Hı-hı. Diğer birçok gezegende hiç akıllara durgunluk veren, bundan bir 100 sene önce hiç bilinmeyen şeyler şu anda ortaya çıktı. Hocam peki... Farklı biliniyordu, şimdi tamamen farklı biliniyor yani görüldükçe. Belki de daha çok incelendikçe çok daha mesela şu an bu Hubble'ın görüntülerini Hı-hı. işliyorum ben biliyorsunuz. Hı-hı. Yeni bir tane teleskop gönderildi bu geçtiğimiz geçen sene gönderildi. Hı-hı. Ve ilk fotoğrafları Temmuz ayının 12'sinde yayınlandı. Ben de onları işledim zaten onların birkaç Hı-hı. tanesini işledim. Hatta bugün bir tanesini daha işlemiştim. Daha önce Hubble'ın çektiklerinden çok daha farklı detaylar ortaya çıktı. Hı-hı. Bundan bir 10 sene geçtikten sonra başka bir teleskop gönderildiğinde kim bilir daha neler çıkacak. Evet. Biz zannediyoruz ki hani çektiklerimiz tamam bu kadardır ama onun ardında kim bilir daha neler var. Hocam yani, sizin her bir çalışmanızda bile hocamın Instagram sayfasını lütfen evet. takip edin. Mehmet Hakan Özsaraç. Oradaki her bir fotoğrafta bile bambaşka karakterler var sanki. Yani her bir nebula, her bir galaksi kendi içinde bir kendi karakter, içine göre bir karakteri dünyası. Var. Aynen. Onlar aynen. size neler hissettiriyor? Mesela bazısına daha yakın, bazısına daha meraklı olabiliyor musunuz? Elbette, elbette. Hepsini büyütüp bakıyorum. Tek tek yıldız yıldız hepsini bakıyorum. Burada hangi yıldız var? Burada hangi galaksi var? Bu niye bunun şekli böyle olmuş? Bunun bununla bir bağlantısı olabilir mi? Ama o kadar estetik ki hep altın oran var aralarında. Hani altın oranı bilirsiniz evet. 1.666. Evet. Çok dengeli. Yani böyle bir dengesizlik göremiyorsunuz. Biri bu tarafta, biri bu tarafta değil. O oraya gitmiş ama çok böyle mükemmel bir noktada. Olması gereken yer diyorsun ki matematiksel olarak, estetik olarak burasıdır. Gerçekten oraya gitmiş. Şekil olarak da şöyle olmalı diyorsunuz. Gerçekten öyle olmuş mesela. Bambaşka güzellikte. Yani böyle elle çizdiğinizde yapamayacağınız güzellikler bunlar. Ve tabii aynısı aslında insan vücudunda da var. Yani makro alemde, mikro aleme gittiğimizde de hücrelerin içerisinde de aynı oranlar var aslına baktığınız zaman. Yani birbirlerine benziyor. Hani mikro alem de birbirine benziyor. Tek bir akıl, tek bir ruh hepimizi meydana getirdiği aynen. için farklı farklı alanlarda... Nötronlara bakıyorsunuz, etrafında dönüyor, evet. elektronlar dönüyor mesela. Aynı şekilde galaksilerde de böyle dönen bir şeyler var. Hı-hı. Ortasında kara delikler var mesela, yutuyor. İşte evet. biliyorsunuz çok muazzam şeyler onlar. Aynen öyle. Yani galaksiler işte o kara deliklerin ötesinde ne var? Şu an biz bilmiyoruz. Ama ben oralara da gidebilen başka canlılar olduğuna inanıyorum. Mesela başka canlılar oralarda geziyor, tozuyor mutlaka. Hatta galaksiler arasında gidiş geliş yapan şeyler olduğunu, toplumlar, kavimler olduğuna inanıyorum ben. Belki biz yapamıyoruz. Bir gün rastlarsınız. Bilemiyoruz ki. Yani dünyanın ömrü ona yeterse belki de. Nasip olursa olur. Bu kadar çok çalışmanın arasında acaba tefekküre vakit buluyor musunuz diye soracaktım ama aslında onu zaten da birazcık tefekkürün açmış içindeyim. Olduk. Evet. Hep tefekkür. Bunlar hep zaten onu beslemek yaparken için değil mi hocam? Yaparken tefekkür ediyorum zaten. Hani hiçbir şey yapmayıp mesela şeyde tasavvufta şey vardır mesela bir maddi oruç var ya İslamiyet'te bir de manevi oruç vardır. Hiçbir şey okumayıp. Hiçbir şey dinlemeyip, kimseyle konuşmayıp tamamen kendi içinde bir şeyleri düşünmek, yormak ve kendini keşfetmek, hayatını keşfetmek ve aradığı bir takım sorular varsa onlarla ilgili bir keşif yapmak, hatta düşünmeyi bile bırakmak. Yani ilhamla kendi kendine bir şeyler gelebilsin diye. Böyle bir uygulama yapıyor belki musunuz? Belki de farkında zaman? Değilim. Hani o kadar çok şey yapıyorsunuz ki mesela hani durup hiçbir şey yapmadan bir şeylerin... Ben mesela şuna inanırım. Düşüncelerimiz ve yaptığım şeyler böyle tohumlar. Onlar bir yandan büyüyorlar. Benim hiçbir şey yapmadan durmam müddetçe... mümkün değil gibi. Çünkü her an kafamda bir faaliyet o var benim. Yani Gazali de öyle yapmış ya hani uzun yıllar aktif roller, aktif bir çalışma sonra çok uzun bir dönem inzivaya çekiliyor. Sonra bir daha geliyor sonra tamamen. İnzivaya çekildiğiniz zaman mesela karanlık bir odaya girin, kalın orada. Üçüncü gözünüz dediğiniz bir göz var. Duymuşsunuzdur. Üçüncü göz açılıyor.
Nedir üçüncü göz? O da epifiz bezinin hani şey olarak hani beynimizin hemen alt kısmında böyle küçük bir bezdir o. O bez aslında çok önemli faaliyetleri ifade eden, yani insanın görünmeyen ve bilinmeyen o aleme açılan bir kapı, manevi, metafizik kapıya açılan bir noktacık o. Hani Hintlilerin muhtemelen onunla alakalı olduğunu biliyorum ben. Şu tam alınların ortasına böyle bir nokta yaparlar. İşte onu ifade eder o. Üçüncü göz, yani şu bölgede olduğu için beynimizin kısmında. Ya da bazı çizimlerde var, şuraya bir göz. Oraya yaparlar. Aslında onun gerçek yeri iki tane kaşın tam ortasıdır aslında. Tasavvufta da böyledir zaten. Nefs noktası dediğimiz bir letaif-i Rabbani, yani ilahi letaiflerin Cenab-ı Allah'ın vücudumuza verdiği yedi tane bölge vardır. Bu yedi bölgeden bir tanesidir orası da. Nefis bu dediğimiz bölge. Şimdi bir üçgen oluşmuş oluyor ya mesela, evet. Mısır piramitleri falan. Orada mesela bir takım araştırmalar, uzayla, astronomiyle ilgili araştırmalar yapılıyormuş ya. Bu üçgenin herhalde manevi alemde de bir karşılığı var. Hangi üçgeni kastettiniz? Yani şey, Mısır piramitleri hani üçgen üçgendir, evet, ya. Evet. Ve orada hep böyle astronomi çalışmaları yapmak için oraları inşa etmiştir. Ve sırları halen daha anlaşılmamıştır değil mi piramitlerin? Çok zor. İşte yani bunlar o yani birbirini... Kesinlikle onlar aslında temas halinde ama tam olarak şey değil onlar. Kesinlikle hani basında öyle bilinir ya. İçinden işte firavunların mumyaları çıktı falan derler ama. O tamamen bir safsatadır. Özellikle yapılmış bir şeydir ki insanlık bunu düşünmesin. Yani bunu düşünüp de gerçeği zaten akıl etmesin. Hani akıl almıyor bunu bir insan. Tabii. Devirdeki teknolojiyle nasıl inşa etmiş olabilir? Onu izah edemiyorlar. Firavunların mumyaları oradan çıkmadı. Krallar Vadisi denen bir yerlerden çıktı. Mısırlılar da aslında bunun üzerine oturmuşlar. Hani firavunlar bu teknolojinin üzerine oturmuşlar. Onlar yapmamış bunu. İnşa etmemişler. Çok daha öncesinde. Çok daha eskiden. 12 bin yıldan bahsediliyor. Hani kayıp kıta Mu ve Atlantis dediğimiz iki tane kıta var bunlar. Yani yeryüzünde yaşamış, hani insandan önce yaşamış olan bazı canlılar var. Yani bizden başka. Hani mesela devler var mitolojide değil mi? Yani niye olmuş ki bunlar? Yani yok yerde çıkmamış ya, insanın kafasına uydurmamış bunları. Var olan bir şey. Öyle değil mi? Filmlerde falan görüyoruz. İşte evet, elfler, mefler. Onlar ilahi kaynaklarda da geçiyor. Fil kulaklı. Açın bakın. Muhittin İbn Arabi'nin kitabında fil kulaklı şeylerden bahsediyor. Varlıklardan, insana benzeyen. Çok enteresan. Öyle kavimler yaşamış. File benziyor kulakları. Çok enteresan. Değil mi? Yani demek ki yaşanmış bunlar. Var. Zamanında bunlar olmuş. Yeryüzü bunun gibi 7 defa reset geçirmiş. Yani yaşamış belli canlılar. Azgınlık yapmışlar. İşte onlar yerle bir olmuşlar. Sonra başka bir kavim gelmiş. Onlar yerle bir olmuşlar. Başka kavim gelmiş. Şu an biz yedinci ve en son uygarlığız. Şu an biz de o yok oluşu hızlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Doğa alarmı yapıyorlar. Yaptırıyorlar. Bize bunu yaptıran başka şeyler var. Yok, yani hani bu tüketim alışkanlıklarımız, o yıkıcılık, o harcama alışkanlığı, İşte onu israf. Bize, onu aslında insanlığı kendi haline bıraksanız öyle olmaz insanlık. Yani nefsimizi buna sevk eden bir o kapitalist sistem buna alıştırıyor. İşte o bir sır var yani. O sır bizi o hale getiriyor aslında. O sırrı da söylemeyeceğim şimdi. O yüzden şimdi. Farkında olunması lazım. Elbette. Kendi içinde, kendi gerçekliğinde, tabii. Kendi dünyasında da insan yaşayabilmeli. Eğer, yani bir şeyi görüp, evet o var ama ben buradayım, bu gerçekliği yaşıyorum diyebilmeli. Yani kötülüğü aslında insana yaptıran başka bir şey var. Ve insan da buna nefsinden dolayı, yaratılışımızdan dolayı hani ama yine kapılıp suç gidiyoruz. Hocam. Biz nefsimizi güçlendirmesek alet olmayız. Suç bizde ama işte dediğim gibi yani öyle bir etken var. Zaten şeyin sırrı da bu, yaratılışın sırrı da bu. Bunu hani yenebilirsek zaten hani öbür tarafta vaat edilen başka şeyler var, başka güzellikler var. Biz de ona inanıyoruz, ben ona inanıyorum. Mutlaka daha güzel yerlerde, belki de o vaat edilen yerler, belki de oralarda bir yerlerde. Ki zaten şeylerde de yazıyor, ilahi kaynaklarda. Evet. Yani uzayda bir yerlerde şu an çoktan hazır olduğu biliniyor. Hocam bize hatta, o zaman o ruhumuzun ihtiyacı olan güzel yerlerden bir seda rica edelim sizden. Burada da programımızı noktalayalım. Başka bir programda görüşmek üzere diyelim. Programı hocamın Ney Taksimi ve icrasıyla sonlandıralım.
Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimize ben de çağırdığınız için lütfedip estağfurullah, ne demek siz? Yani bu kadar donanımla burada mutlaka sizi ağırlamalıydık. Estağfurullah. Evet. Sizden ne icra etmenizi rica ederim. Ben bir bardak su içip ondan tabii sonra ki, başlayacağım. Evet. Çünkü biraz nefesinize konuşmaktan kuvvet dolayı. Tabii siz benim şu anda 50 hastayla konuştuktan sonraki halimle evet, tabii, muhatap aynen oluyorsunuz. Bu arada onu da söyleyeyim. Günlük yorgunluğunun üzerine geldi hocam programı. Estağfurullah. Böyle dinleniyorum ben. Değil mi? Tabii bununla dinleniyorum. Çok güzel oluyor.